Aşağıdaki üçgenlerin her birinin köşelerinde bulunan çemberlerdeki karmaşık sayıların çarpımı üçgenlerin iç bölgesine yazılacaktır. Buna göre a artı b artı c toplamı kaçtır? A değerimiz i'nin kübü çarpı eksi i üzeri 9 çarpı i'nin karesi şeklinde olduğundan a değeri eksi i üzeri 14 olacaktır. Buradan da eksi i üzeri 4'ün 3. kuvveti çarpı i'nin karesinden bir değerini alır. B değeri için bakarsak eksi i üzeri 6 çarpı i üzeri 7 çarpı eksi i'nin karesi şeklinde olur. Eksi i'nin karesi 1'e eşittir. Buradan da B değerimiz eksi i üzeri 13'e eşit olacaktır. Eksi i üzeri 4'ün 3. kuvveti çarpı i'den B eksi i'ye eşit oldu. C değeri için baktığımızda i üzeri 10 çarpı i üzeri eksi 5 çarpı eksi i'nin 3. kuvveti dediğimizde. Buradan C değerimiz eksi i üzeri 8'e eşit olup eksi 1 değerini verecektir. A artı B artı C değerimiz 1 eksi i eksi 1'den eksi 1 artı 1 birbirini sadeleştirdi. Sonuç eksi i'ye eşit olur. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. İşleminin sonucunu sormuş. Birinci ifadede i üzeri 1 artı 3 artı nokta nokta 19'a kadar olan değerler vardır. Bölü ikincisinde eksi 20 eksi 18 nokta nokta eksi 2 artı 2 şeklinde değerler vardır. Buradan eksi 2 artı 2 birbirini sadeleştirdi. i üzeri 19 artı 1 bölü 2 çarpı 19 eksi 1 bölü 2 bölü i üzeri eksi 4 artı 20 bölü 2 çarpı eksi 4 eksi 20 bölü 2 şeklinde olacaktır. Buradan da i üzeri 10 çarpı 9 bölü i üzeri 8 çarpı i üzeri eksi 12 olur. Pay kısmındaki üstler 4'ün katı olduğu için bir değerini verecektir. Payda kısmındakiler bir değerini verir. Pay kısmındaki de i üzeri 4'ün 22. kuvveti çarpı i'nin karesi şeklinde olacaktır. Buradan i kare değeri elde edilir. İ kare de eksi 1'e eşit olur. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. A x kare artı b x artı c eşittir 0 denkleminde b kare eksi 4 ac küçüktür 0 ise bu denklemin çözüm kümesi karmaşık sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Buna göre aşağıda verilen denklemlerden hangisinin çözüm kümesinin tüm elemanları karmaşık sayılardır? A seçeneğinde delta'ya baktığımızda 1'in karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı 1'den eksi 7 küçüktür 0 olacaktır. Dolayısıyla karmaşık sayılar kümesinin alt kümesi olur. C'nin negatif olduğu durumlarda kesinlikle zaten delta sıfırdan büyük olacaktır. C seçeneğine baktığımızda 8'in karesi eksi 4 çarpı 6 çarpı 1'den 64 eksi 24 olup 40 değeri olur. C seçeneğini de eledik. D seçeneğinde 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den 0 değerini aldı. E seçeneğinde eksi 7'nin karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı 2'den 49 eksi 24 olup 25 değerini alacaktır. Delta 0'dan küçük olan sadece A seçeneğidir. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. A x kare artı b x artı c eşittir 0 denkleminde b kare eksi 4 ac küçüktür 0 ise bu denklemin çözüm kümesi karmaşık sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Buna göre aşağıda verilen denklemlerden hangisinin çözüm kümesinin tüm elemanları karmaşık sayılardır? A seçeneğinde delta'ya baktığımızda 1'in karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı 1'den eksi 7 küçüktür 0 olacaktır. Dolayısıyla karmaşık sayılar kümesinin alt kümesi olur. C'nin negatif olduğu durumlarda kesinlikle zaten delta sıfırdan büyük olacaktır. C seçeneğine baktığımızda 8'in karesi eksi 4 çarpı 6 çarpı 1'den 64 eksi 24 olup 40 değeri olur. C seçeneğini de eledik. D seçeneğinde 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den 0 değerini aldı. E seçeneğinde eksi 7'nin karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı 2'den 49 eksi
24 olup 25 değerini alacaktır. Delta sıfırdan küçük olan sadece A seçeneğidir. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Bir Z karmaşık sayısı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Reel Z ile imajiner Z sayıları aralarında asal sayılardır. Z ile eşleninin çarpımı bir tam kare sayıdır. 2 ile 3 için baktığımızda bunlar aralarında asaldır. Aralarında asal olmayan E seçeneğini ve C seçeneğini eledik. Buradan Z ile eşleninin çarpımına bakalım. 2'nin karesi artı 3'ün karesinden bir tam kare sayı gelmesi gerekecektir. 4 artı 9'dan 13 olur. Bu bir tam kare sayı değildir. A seçeneğini eledik. B seçeneğine baktığımızda 5'in karesi artı 7'nin karesi şeklinde olacaktır. 25 artı 49'dan 74 değer elde edilir. Bu da bir tam kare sayı değildir. D seçeneğine baktığımızda 7'nin karesi artı 24'ün karesinden 7'nin karesi 49'dur. 24'ün karesi de 24 ile 24'ü çarpalım. 96'ya 48 olup 576 şeklinde olacaktır. Buradan da 625 değerini elde edilir. 625 de 25'in karesine eşittir. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Z ve W birer karmaşık sayılardır. Z ve W toplamı kaçtır? Buradan Z karmaşık sayısını A artı İB şeklinde alırken Z'nin eşleni A eksi İB şeklinde olacaktır. Yerine yazdığımızda ifademizde A artı İB eşittir 2 çarpı A eksi İB artı 2 artı 9 i şeklinde oldu. Buradan da eksi A artı 3 BI eşittir 2 artı 9 i şeklinde olup eksi A eşittir 2'den A değerimiz eksi 2 3 B eşittir 9'dan B değerimiz 3 olarak elde edilir. Z karmaşık sayısı eksi 2 artı 3 i şeklinde elde edildi. W için baktığımızda 3 ile de payda eşitlemesi yaptığımızda W C artı DI şeklinde olsun. 3 çarpı C artı DI eşittir. Bunun eşleniği de C eksi DI şeklinde olacaktır. Artı 12 eksi 12 I olur. Buradan 2C artı 4DI eşittir. 12 eksi 12 i şeklinde olur. 2c eşittir 12'den c değerimiz 6 ve 4d eşittir eksi 12'den d değerimiz eksi 3 olacaktır. W'muz 6 eksi 3 i oldu. Buradan z artı w eksi 2 artı 3 i artı 6 eksi 3 i'den 3 i'ler birbirini sadeleştirdi. Sonuç 4'e eşit olur. Doğru seçeneğimiz E seçeneği oldu. M ve N birer gerçel sayı olmak üzere karmaşık sayılar kümesinde M artı 2i eşittir. N artı 5i eşittir. Eksi 1 eşittir veriliyor. Buna göre M çarpı N çarpımı kaçtır? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda M artı 2i eşittir. Eksi N'i artı 5 şeklinde olacaktır. Bu durumda M değerimiz 5'e eksi N değerimiz artı 2'ye eşit olup N değerimiz de eksi 2'ye eşit olacaktır. M çarpı N 5 çarpı eksi 2'den eksi 10'a eşit olur. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. X kare artı 2x artı 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi karmaşık sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Z sayısı x kare artı 2x artı 4 eşittir 0 denkleminin bir kökü olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin Z sayısının sanal kısmı olabilir? Buradan delta değerimize bakalım önce köklerimizden. Delta değeri 2'nin karesi eksi 4 çarpı 4 çarpı 1'den 4 eksi 16 olup eksi 12 değerine eşit olacaktır. X 1 2 köklerimize baktığımızda eksi 2 artı eksi kök eksi 12 bölü 2 çarpı 1 şeklinde olur. X 1 değerimiz eksi 2 artı 2 kök 3i bölü 2 şeklinde olup x1 değerimiz eksi 1 artı kök 3i şeklinde olacaktır.
Z sayısının sanal kısmını sormuştu. Buradan bu Z'ye eşittir dediğimizde imajiner Z değerimiz kök çeşit olacaktır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Z bir karmaşık sayıdır. Z sayısının gerçek kısmı kaçtır? Buradan Z karmaşık sayısını oluşturmak istediğimizde 3 artı 3 eksi 4'i çarpı 2 parantezine alırsak 3 artı 4'i gelecektir bölü payda kısmı eşlenikten oluştuğundan 2'nin 1'in karesi artı 2'nin karesi şeklinde olacaktır. Artı 5'i olur. Z karmaşık sayısı 2 çarpı 3'ün karesi artı 4'ün karesi bölü 5 şeklinde olacaktır. Artı 5'i değeri elde edildi. Z değerimiz de 2 çarpı 25 bölü 5 artı 5'i'den Z karmaşık sayısı 10 artı 5'i şeklinde olacaktır. Bunun gerçek kısmını sormuş. Yani reel Z kısmı 10 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Z çarpı Z'nin eşleniği çarpımının alabileceği en büyük değer ile omega çarpı omega'nın eşleniği çarpımının alabileceği en küçük değerin toplamı kaçtır? Buradan Z çarpı Z'nin eşleniği x kare artı 3'ün karesine eşit olacaktır. X kareyi aldığımızda 1 küçük eşittir. X'in karesi küçük eşittir. 16 olur. Y'nin karesini aldığımızda 1 küçük eşittir. Y'nin karesi küçük eşittir. 16 şeklinde olacaktır. X kare değeri en çok 16 değerini alır. 16 artı 9'dan toplam 25 değerini alır. Buradan omega çarpı omega'nın eşleniği eşittir. 2'nin karesi artı y'nin karesi şeklinde olacaktır. 2'nin karesi 4'e eşittir. Y'nin karesi de en az bir değerini alacağından 5 değerini verir. Buradan 25 artı 5 toplamı 30 olacaktır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Analitik düzlemde A eksi 2'ye 5, B 3'e 0 noktaları veriliyor. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Koordinat düzlemimizi çizelim ve noktaları yerleştirelim. Noktalarımızdan bir tanesi eksi 2'ye 5 noktası yani A noktasıdır. A noktasını çizdik. Diğeri de 3'e 0 noktası olan B noktasıdır. C eksi 7'ye 0 noktası seçilirse ABC bir dik üçgen olur demiş. Buradan eksi 7'ye 0 noktasını aldığımızda köşeleri birleştirelim. A noktası eksi 2'ye 5 noktası oldu. Buradan uzunluğumuza baktığımızda C ile B arasındaki uzunluk 10'a eşit olacaktır. A ile B arasındaki uzunluk 3 eksi eksi 2 artı karesi artı 5 eksi 0'ın karesinin karekökü şeklinde olacaktır. Buradan da 5 kök 2 olarak elde edilir. Yine AC arasındaki uzaklık eksi 2 eksi eksi 7'nin karesi artı 5'in karesinin karekökü şeklinde olacağından 5 kök 2 eşit olur. İkizkenar bir üçgen oluştu. Uzun kenarımız 10 olarak verilmiş. Dolayısıyla bu bir ikizkenar dik üçgendir. Birinci ifademiz doğru olur. İkinci ifademize baktığımızda AB doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı 5'tir demiş. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı 5 olamaz. İkinci ifademiz yanlış oldu. Üçüncü ifademizde AB doğrusu ile x ekseni üzerinde dik kesişen doğrunun denklemini y eksi x artı 3 eşittir 0 olarak vermiş. Buradan dik kesişeceğinden B noktasında kesiştiğini düşündüğümüzde eğimler çarpımı eksi 1'e eşit olacaktır. Birincinin eğimine M1 dediğimizde bunun eğimi 0 eksi 5 bölü 3 eksi eksi 2'den eksi 1 olarak elde edilir. Dolayısıyla M1 çarpı M2 diğerinin eğimine de M2 dersek eksi 1 olacağından eksi 1 çarpı m2 eşittir eksi 1'den m2 değerimiz 1 olarak elde edilir. 3'e 0 noktasından geçtiğinden y eksi 0 eşittir 1 çarpı x eksi 3 şeklinde olacaktır.
y eşittir x eksi 3 olur. Buradan y eksi x artı 3 eşittir 0 olarak elde edilecektir. Üçüncü ifade de doğru olup doğru seçeneğimiz E seçeneği oldu. C noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisidir demiş. A'nın koordinatlarını 6'ya 8 olarak vermiş. Bunu uzattığımızda 6 noktasında kesecektir. OB uzunluğuna y dersek geri kalan uzunluğumuz 8 eksi y şeklinde olur. K noktası dediğimizde AK uzunluğumuz da 6'ya eşit olacaktır. ABC noktasından geçen doğru taralı bölgenin alanını iki eş parçaya ayırdığında 2 birimdir, 4 birimdir. Dolayısıyla bu dikdörtgenin alanı 8 birim olacaktır. Alanı bulabiliriz. Alanımız 6'ya 8 şeklinde verilmiştir burada. Dolayısıyla iki alan birbirine eşit olacağından taradığımız bölge yamuktur. 8 artı y bölü 2 çarpı 6 eksi 8 şeklinde olacaktır. Eşittir 6 çarpı 8 eksi y bölü 2'ye eşit olur. Buradan 24 artı 3y eksi 8 eşittir. 24 eksi 3y oldu. 6y eşittir 8'den y değerimiz 4 bölü 3 olarak elde edilecektir. Y değerimiz 4 bölü 3 oldu. Benzerliği uyguladığımızda buraya da x noktası diyelim. Y bölü 8 eşittir. X bölü x artı 6 şeklinde olacaktır. Y 4 bölü 3'tü. 4 bölü 3 bölü 8 eşittir. X bölü x artı 6'dan. 4 ile 8'i sadeleştirirsek 1'e 2 oranı olacaktır. 1 bölü 6 eşittir. X bölü x artı 6 oldu. X artı 6 eşittir. 6x'ten 6 eşittir. 5x olur. X değerimiz 6 bölü 5'e eşit olacaktır. Negatif olduğundan eksi 6 bölü 5 olur. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. A köşesinin A üssü noktasına gelene kadar aldığı yol 20 birim olduğuna göre C üssü noktasının ordinatı nedir? Buradan x eşittir 0 dersek 3y eşittir n'den y değerimiz n bölü 3 olur. Y eşittir 0 dediğimizde x değerimiz n bölü 4'e eşit olacaktır. Yani burası n bölü 4. Bu da n bölü 3 olarak elde edilir. A üssü noktasına gelene kadar aldığı yol 20 olarak verilmiş. Dolayısıyla n kare bölü 9 artı n kare bölü 4 eşittir 20'den n kare bölü 16 olacak. 4'ün karesini aldığımızda 16 ile ve 9 da payda eşitlemesi yaptığımızda 25 n'nin karesi burada 20'nin karesi olur. Bölü 144 eşittir 400 oldu. 25 ile 400'ü sadeleştirirsek 16 olacaktır. N kare eşittir 16 çarpı 144'ten N değerimiz 48 olarak elde edilir. AO uzunluğumuz 16 olurken A üssü O uzunluğumuz da 12 olarak elde edilecektir. E'nin koordinatı 17'ye 0 olarak verilmiş. A üssü E 5 olarak elde edilecektir. Burası 90 derecedir. Alfaya beta açısı dediğimizde burası da beta açısı olacaktır. Benzerlik uygularsak beta'nın karşısında 16 var. Beta'nın karşısında A üssü D üssü uzunluğu var. Eşittir. 90 derecenin karşısında 20 vardır. 90 derecenin karşısında 5 vardır. Bu durumda A üssü D üssü uzunluğu 4 olarak elde edilir. 4 ise D üssü E üssü uzunluğu E olacaktır. Yine burada bir dik üçgen oluşturduğumuzda EC üssü uzunluğu 1'e eşit olur. Y dersek aradaki açımız alfa olacaktır. Alfaya göre benzerlik uygularsak 3 bölü y eşittir 5 bölü 1 şeklinde olacak. Y değerimiz 3 bölü 5'e eşit olur. Negatif bölgede olduğundan C üssünün ordinatı eksi 3 bölü 5'e eşit olacaktır. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Eğimler verilmiş. M'nin değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. A, B, O ve D, O, C eşlik üçgenler olarak verilmiş. O zaman açılarını yerleştirelim. Alfaya beta şeklinde dediğimizde. Burada da betaya alfa olacaktır.
DC doğrusunun eğimini -3 bölü m olarak vermiş. OD 3, OC de m olur. AB doğrusunun eğimini 4 bölü 2m artı 3 olarak vermiş. Bu beta'ya göre bir eğimdir dolayısıyla. Karşısı 2m artı 3 iken burası da 4 olarak gelecektir. Benzerliği uyguladığımızda alfanın karşısında 3 var. Alfanın karşısında 2m artı 3 vardır. Eşittir. Beta'nın karşısında m var. Bölü 4 olacaktır. 12 eşittir. 2m'nin karesi artı 3m olur. 0 eşittir. 2m kare artı 3m eksi 12 değeri elde edilir. M'nin değerler toplamını sormuştu. M1 artı M2 değeri eksi 3 bölü 2 şeklinde olur. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. H üssü, O üssü doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada X bir noktasında kesişenden OH bir iken HB'de 1'e eşittir. AB uzunluğu 2'ye eşittir. Dolayısıyla AH uzunluğu kök 3'e eşit olacaktır. A üssü, H üssü kök 3 olurken H üssü, O üssü uzunluğu 1'e eşittir. H üssünün koordinatları eksi 1'e 0 şeklinde elde edilir. Yine B ile O üssü için baktığımızda B'nin koordinatları 2'ye 0 şeklindeyken H 2 üssü B'nin koordinatları buradan uzunluğu kök 3 olacağından O üssünün koordinatları bir birimdir burası. 3'e kök 3 şeklinde elde edilecektir. Eğimini yazdığımızda kök 3 eksi 0 bölü 3 eksi eksi 1'den kök 3 bölü 4 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Urfa ile Çankırı illeri arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş. B'nin koordinatları eksi 5'e 3 olarak verilmiş. T 5'e 8 olarak verilmiş. H 8'e eksi 2 olarak verilmiş. Ve A eksi 7'ye 1 olarak verilmiş. Aralarındaki uzaklıklar da verilmiş. BC'nin 3 katı eşittir. CT'nin 2 katı iken 3K'ya 2K şeklinde gelecektir. AU, UH'ın 2 katına eşitmiş. O zaman buraya da M dersek 2M şeklinde olacaktır. 3M'lik uzunlukta eksi 7'den 8'e gelmiş yani 15 birimken 2m'de kaç olur dediğimizde 2m çarpı 15 bölü 3m'den 10 birim uzunluk olacaktır. Buradan 10 birim gelmiştir. Dolayısıyla 3 noktasına karşılık gelecektir. Eksi 7'ye 10 eklediğimizde. Yine 3m'de 1'den eksi 2'ye gitmiş. 3 birimlik bir azalma olduğundan eksi 3 diyelim. Buradan 2m'de ne kadar olacak dersek 2m çarpı eksi 3 bölü 3m'den eksi 2'lik bir azalma olacaktır. Eksi 1 noktasına karşılık gelecektir. Çankırı'nın koordinatları için baktığımızda eksi 5'ten 5'e 10 birim giderken 3'ten 8'e 5 birim artmıştır. Dolayısıyla 5K'da 10 birim artarken 2K'da ne kadar artar dediğimizde 2K çarpı 10 bölü 5K'dan 4 birim artacaktır. 4 birim arttığında eksi 5 artı 4 şeklinde olur. Yine 5K'da 5 birim artacağından 2K'da kaç birim artar dersek 2K çarpı 5 bölü 5K'dan 1 birim artacaktır. 3 artı 1 şeklinde olur. Bu durumda Çankırı'nın koordinatları eksi 1'e 4 şeklinde olacaktır. Urfa ile Çankırı illeri arasındaki uzaklığı bulabiliriz. 4 eksi eksi 1'in karesi artı 3 eksi eksi 1'in karesinin kare kökü şeklinde olacaktır. Buradan da kare kök içinde 5'in karesi artı 4'ün karesi elde edilir. Kare kök içinde 25 artı 16'dan kök 41 değeri bulunur. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu. Analitik düzlemde 2x artı 3y eksi 15 eşittir 0 doğrusu, y eşittir x ve y eşittir eksi x doğruları ile sırasıyla K ve L noktalarında kesişiyorlar. KL doğru parçasının orta noktasının koordinatları toplamı nedir demiş.
x'e 0 değerini verdiğimizde 3y eşittir 15'ten y değerimiz 5 olacaktır. Y'ye 0 değerini verdiğimizde doğru için baktığımızda 2x eşittir 15'ten x değerimiz 15 bölü 2 olarak elde edilir. Koordinat düzleminde yerini belirlediğimizde 5'e geçtiği noktalara bakarsak 15 bölü 2 şeklinde olacaktır. Doğrumuzu çizdik. X eşittir y ve y eşittir eksi x doğrularıyla kesiştiği noktalar verilmiş. Bu noktalarda y eşittir eksi x ve y eşittir x noktalarıyla kesiştiği noktalar k ve l noktaları olarak verildiğinden yerini k ve l noktalarını yazalım. Bunların orta noktasını istemiş. Bu 5 noktasıdır. Benzerlikten kesiştiği noktaları bulalım. Noktamız uzunluğu x ise burası da x şeklinde olacaktır. 15 bölü 2'dir. Yine A dersek noktamıza burası da A noktası olacaktır. Birincisinde A bölü 5 eşittir. 15 bölü 2 eksi A bölü 15 bölü 2 şeklinde elde edilir. Buradan da 5 ile 15 sadeleşirse 3 değeri gelecektir. 3A bölü 2 eşittir. 15 bölü 2 eksi A'dan 3A eşittir 15 eksi 2A şeklinde olacaktır. 5A eşittir 15'ten A değerimiz 3 olarak elde edilir. L noktasının koordinatları 3'e 3 olarak elde edildi. Diğer noktamız için bakarsak buna B diyelim. Karışmaması adına. 15 bölü 2'nin 15 bölü 2 artı B'ye oranı eşittir. 5'in B'ye oranı şeklinde olacaktır. Yine 5 ile 15 sadeleştirirsek 3'e 1 oranı gelecek. Buradan da 3B bölü 2 eşittir. 15 bölü 2 artı B'den 3B eşittir. 15 artı 2B olur. B değerim 15'e eşit olacaktır. Dolayısıyla K'nın koordinatları eksi 15'e 15 şeklinde oldu. KL doğru parçasının orta noktasının koordinatlarını istemişti. Orta noktasının koordinatları eksi 15 artı 3 bölü 2 ve 15 artı 3 bölü 2 şeklinde olacaktır. Buradan da eksi 12 bölü 2 virgül 18 bölü 2'den eksi 6'ya 9 şeklinde elde edilir. Koordinatlar toplamı eksi 6 artı 9'dan 3 olur. Doğru seçeneğimiz E seçeneği oldu. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları P2, 3 noktasında kesişmektedir. Orijinden geçen D1 doğrusunun eğimi M1, K ve L noktalarından geçen doğrunun eğimi M2'dir. 2 mutlak değer M1 eşittir. 3 mutlak değer M2 olduğuna göre K ve L arasındaki uzaklık kaç birimdir? Buradan L'nin koordinatlarını x'e 0 şeklinde yazdığımızda K'nın koordinatları da 0'a y şeklinde olacaktır. Y ekseni ve üzerinde olduğuna. Buna göre D1'in eğimini yani M1'i bulabiliriz. Orijinin 0'a 0'dan geçtiğinden. Dar açı yapmış x ekseniyle. Y bölü x şeklinde olacaktır. Bu da 3 bölü 2'ye eşit olur. 2 çarpı 3 bölü 2 eşittir. 3 çarpı mutlak değer M2 dediğimizde. Buradan 2'ler sadeleşecektir. Mutlak değer M2 değerimiz 1'e eşit olur. D2 doğrusu x ekseniyle geniş açı yapmıştır. Dolayısıyla eğimi negatif olacaktır. M2 değerimiz eksi 1'e eşit olur. Buradan eksi 1 eşittir. 3 eksi 0 bölü 2 eksi x dediğimizde x eksi 2 eşittir. 3'ten x değerimiz 5 olarak elde edilecektir. Bu noktamız 5'e 0 noktası oldu. Yine y eksi 3 bölü 0 eksi 2 eşittir. Eksi 1 olacağından y eksi 3 eşittir. 2 olacaktır. Y değerimiz de 5'e eşit olarak elde edilir. Bu noktamızda 0'a 5 noktası oldu. K ve L arasındaki uzaklığı sormuştu. Buradan KL arasındaki uzaklık karekök içinde 5'in karesi artı 5'in karesinden 5 kök 2 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu.
Dik koordinat düzleminde A 2 3, B eksi 4'e 1 ve C X'e Y notaları veriliyor. A ve C notalarının birleşimiyle meydana gelen ABC üçgeninin ağırlık merkezi X ekseni üzerinde ve apsisi 1'dir. Buna göre C noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir? C noktasının koordinatlarını bulmak için x artı 2 eksi 4 bölü 3 eşittir 1 olacaktır. Buradan da x eksi 2 eşittir 3'ten x değerimiz 5 olarak elde edilir. Y değerimiz bulmak için y artı 1 artı 3 bölü 3 eşittir 0 olacaktır. Y değerimiz de eksi 4 olarak elde edilir. Bu durumda 5'in karesi artı eksi 4'ün karesinin karekökü bize C noktasının orijine olan uzaklığını yani OC uzunluğunu verecektir. Buradan da karekök içinde 25 artı 16'dan kök içinde 41 elde edilir. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olur.